Herkese merhaba. Arkadaşlar bu sabah çok kötü bir sabaha uyandık. Çünkü benim büyük bir horozum vardı. Tilki gelmiş. Zaten tilkinin izleri var Efe bak. Tilkinin izleri var. Köpek olsaydı kalın kalın olurdu izleri. İki tane tavuk, bir tane horoz gitti bugün. Şurada zaten tüyleri. Burada yemiş. Aha bak bak bak. Elif, Efe gel bak. Gördün mü parçası orada? Aa, orada bir şey var. Ay, dikkat et buralar çok derin. Sanki burada insan ayağı var Efe. İnsan izi. Düdüklü de pişirdik arkadaş horozu. Arkadaşlar, arkadaş. Şimdi gece tilki saldırmış bizim tavuklara. İki tane tavuğum gitti. Bir tane de horozum. O da herhalde kurtuldu elinden. Karın içinde kalmış. Kayınpederim de Allah razı olsun görmüş onu. Hemen kesti. Ben de hemen düdüklüye koydum, pişirdim. Kayınpederimin hakkını da götürüyorum. Allah razı olsun. İçine patates de koydum. Yahnisini yaptım arkadaşlar. Pardon, horozun yahnisini yaptım. Poğaça yaptım işte. Şimdi akşama yanına pilav yaparım. Horozumuzu böylece. Aslında horozumuz tilki girmeseymiş bahçeye. Zaten horoz da neredeyse ölürmüş çünkü çok yaşlıydı. Çok yaşlıydı. Böyle kalbinin her tarafı böyle zar tutmuştu. Kalbini bulamadım düşünün temizlerken. En sonunda böyle beyaz bir şey geldi elime. O üstü zar tutmuş, yağlanmış. Yani nasıl yaşamış o horoz ben de anlamadım. İşte zaten kesecektik de. Bu vesileyle de işte kesmiş olduk. İşte bir düdüklü tenceresi eti çıktı. Bayağı bir büyük horozdu çünkü. Daha önce de çekim yapmıştım hatta. Bilen bilir yani bahçede böyle kocaman bir tavuk horozdu. Beyaz bir tavuğum vardı. Bir de siyah tavuğum. Onlar yumurtluyorlardı. Onlara çok üzüldüm. Zaten horozu kesecektik de. Onlara çok üzüldüm. Ne yapalım? Nasip değilmiş. Benim suçum. Gece kümese koymadım. Çünkü kar yağdığından bu yana girmiyorlar kümese. Yani ben sokmaya çalışıyorum, onlar geriye kaçıyor. Nedenini anlamış değilim. Hep kümesin üstünde, şeyin fırının üstünde kalmak istiyorlar, toprak fırını. İşte bir şekilde bu gece tilki geliyor. Tilki zaten köpek değil belli, ayak izlerinden belli. Tilkilerin ayakları daha küçük, bacakları daha ince oluyor. Böyle kara battığı zaman belli oluyor ince ince. Tavuk olsa, köpek olsaydı kalın kalın oluyordu bacakları. Tabii ki de horozumu kayınpederim kurtardığı için ona da pişirdim, ona da götüreyim. O da köy tavuğunu, köy horozunu sever. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Ben elimden geldiği kadar videolarınızı izliyorum. Yorumumu, beğenimi yapıyorum. Mutlaka hiçbir şekilde aksatmıyorum. Sizden de aynı hassasiyeti bekliyorum. Gerçekten çok yorum yapan, izleyen arkadaşlarım var. Buradan onlara da çok teşekkür ediyorum. Yeni gelen arkadaşlarıma da buradan selamlar. İnşallah hepimiz birbirimizle kalıcı oluruz. İyi gün, iyi yerlere geliriz. Bizden bugünlük bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.